Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Dave the Diver'la karşınızdayım kıymetli arkadaşlar ve biliyorsunuz Dave the Diver'da en son kayıp Beluga'yı bulmuştuk. Ana görevlerden birini yapmıştık. Sonrasında hala buzul alanda görev var ama Gumon'un yavru deniz ayısını arayacağız buzul alanında. Salgio'nun kaybolan ahtapotunu arayacağız. Evcil küçük ahtapotunu. Bunlar hala buzul alanındaki görevler. Ana hikaye henüz ilerlemedi. Biz şimdi bir yavaştan böyle bir çiftliğe gidip bütün işlerimizi yapmaya başlayalım. Çiftliktir, balık çiftliğidir, şudur budur. Hallederim. Replay Şahin'e devretmiş gibisin. Allah Allah. Ne böyle düşünmeye sebebiyet verdi ya? Nasıl anladın ya bunu? Of Allah. Halbuki yani bu durumu hiç bilmiyorum, çok erken fark ettim bence. Ekinlerle alakalı bilgi var dedim. Beni buraya getirdin. Neden beni buraya getirdin? Yok, bu bizim fotoğraf albümü. Tam büyüyen bir şey yok. Hasat edilebilir bir şey yok. Aşçı arama emri vermiş miydik? Onu bilmiyorum. Bir sushi dükkanına döneyim. Hem de kedileri beslemiş olurum. Ya da Şahin Replay'a devretmiştim. Sabit'im çok yaşa ya. Şimdi biz bir yandan burada personel de arıyoruz. Kurduğum cümleye soktayım bu arada. Bu ne amına? Kurduğum cümleye sokayım derken? Ha, TVC yazdım. En azından açıklayıcı. Yanlış yazdım, boydan boya. O olur, o olur, olur. Dün ben ağzımın yerini bulamıyordum yemek yiyecekken. Şu iki sene birer tur upgrade mi bassam acaba? Garsonlar nasıl olsa El Nino ile Raptor ya. Yöneyi arıyorduk değil mi Samet'im şey konusunda? Bana şey gelmedi mi abi? Maki ve Yone. Kokteyl servisi açıldı mı? Açıldı. Hmm. Kokteyl servisini tamam. Raptor yapıyor. Nino ile... Maki ve Charlie. Maki ve Charlie mi? Maki ve Yone dediydi bana sanki. Yone ve bir tane daha Raul muydu neydi o? Veya Maki ve Charlie. Maki ve Charlie. Maki ve Charlie en iyileri. Charlie hiç gelmedi bu arada. Şimdilik Itsuki'yi burada mecburiyetten tutuyorum. Vallahi ben kendim oynuyorken aldığım bütün işçileri biriktiriyordum. Hiçbirini geri satmıyordum. Bu depo kısmında bekliyorlardı. Ve hepsini teslimata yolluyordum. Bana bir tuz getiriyorlardı, bir şey getiriyorlardı yani. O kadar çok işçi vardı ki. Oha. Her gidip geldiklerinde 50 tane eşya getiriyorlardı. Doğru lan, teslimat sistemi var değil mi? Ben teslimat sistemine hiç dikkat etmedim ki. Ben önüme ne gelse aldım hep işçilerden. 300-500 bin biriktiler artık orada. Anladım. Bir upgrade falan sadece kullandıklarını attın. Evet. Okey abi, mantıklı, mantıklı. Yine upgrade atabiliyorsun o teslimat için de, bazıları var teslimata özel. Onları atınca çok iyi oluyor. 10-15 tane getiriyorlar. Hey maşallah. Teslimat özellikleri var. O zaman... Nerede onları hatırlayamadım. Umarım Charlie'yi bir an önce bulabiliriz diyeyim, ne diyeyim. Hah, aynen bak. Al biriktir abi. Aynen bak, böyle takip çağrısı en güzeli arada. Bak biz seninle nasıl yapalım biliyor musun Şahin'im? Şey yapalım mesela, bu Sabaton bittikten sonra akşamları yayın yapacağımız zaman sen misal veriyorum 7'de açacağım diyorsun ya, ben de atıyorum 9 gibi sana host atacağım, 7-9 arası ikimiz co-op bir şeyler oynayalım, oradan arada sırada gelip benim kanalda takip çağrısı bas ya da bizimkilerden biri hani otomatik bassın, 9'da komple sana geçelim. Bana geçirin abi. Komple sana geçelim. Bence bizim 7-9 aramız şey olur. Hani double co-op.
Ya da çok mu co-op olur senin de katılacağın? İşte nerede olacağız, nerede yükleyeceğimize bağlı. Sen işte ne bileyim, ekstraya ben rap'le yapayım. Aynen öyle. Bir birey bir senin gameplay'in misali. Aynen öyle. Evet, hani videoya giriş yaptığımızda mesela şey diyeceğiz, böyle balım diyeceğim, ben kaydı başlatıyorum. Hani arkadaşlar, Şahin'in ekranından da izleyebilirsiniz açıklama kısmındaki linkten ya da aynen. Yorumlara sabitleriz kral. Bak Seven Days oynuyoruz mesela. Aynen. Sabitleriz yorumlara. Oradan da seyredebilirsiniz falan gibi. Ya da Zomboid oynuyor muydun, oynamıyor muydun onu hatırlamıyorum da. Bakarsın. Ya co-op ne bok oynarsak işte ya. Abi oyunda iki tane varmış. Dispatch Master diye. Teslimat sorumlusu mu öyle bir şey. Biri Davina. Biri de Masayoshi diye. Hiç ikisi bunlara de bana gelmedi biliyor musun? Teslimat sorumlusu bunlar oluyor. Aşırı fazla teslimat. Buradan eşya getiriyorlar. Ne istiyorsan tabii. Vallahi bana hiçbiri çıkmadı kanka. Abi çıkmamasının sebebi şey işte, sen biriktirmediğin için. Hepsi sende olsa en ucuzları mesela, bunlar da karşına çıkmaya başlar. Doğru diyorsun. Zaten oyunda... Herhangi bir depolama limiti var mı oyunda? Yoo. Günaydın Mihrankaya, günaydın. Serhat abi günaydın, hoş geldin. İyi, herhangi bir limit yoksa harika. Zaten 21 tane çalışan varmış oyunda. Hele canım, dön dolaş aynıları geliyor da. Bana biri Yone demişti sanırım. Evet, başka birinden info aldıydım ben Yone diye. Yone Maki. Charlie Maki mi şimdi? Charlie'yi mi arayacağım? Abi Best Cook. Bende bir tane Excel gibi bir şey var orada. Detaylı liste var. Bütün çalışanların her türlü özelliği falan. Hı. İşte pişirmeye göre sıraladığım zaman. Mesela Maki'yi en full seviyeye getirdiğinde 1055 oluyormuş cooking'i. Yemek full seviyede değil, kaç level var kanka? Ben 10'a bastım mesela garsonlara en son. 10 galiba işte. Max seviye 10 mu? Hatırlamıyorum ki abi, ben de hiç en full'e çıkarmadım. Pahalı yani. Ha, max seviye 20'ymiş. Burada yazıyormuş. Okey. 20 için 327.000 dolar lazımmış. Herhangi bir işçi için. Benim dükkanım daha o kadar basmıyor kral. Benim daha dükkan o kadar basmıyor. Ben ayı gibi loot yapıyorum ama. 19'dan 20. seviyeye 99 bin dolar istiyor. İşte diyelim Maki'yi 20 yaptın abi, 1055 oluyor. Koyayım. Bu fıçı deniz analarını falan sen nasıl avlıyorsun? Bayıltarak. Bayılmıyorlar ama kurşunu yediği gibi ölüyor. Silahlı değil. Bu ben etrafta çok yani 40-50 dakika gezindiğim için her türlü o bir tane sopa gibi bir şey var ya kırmızı. Hı hı. Böyle ses çıkartıyor bıcık bıcık. Tokatlıyor bayıltıyor. Hammer gibi bir şey kırmızı. Anladım. Onu düşürüyordum. Hep onu arıyordum. Ben her denize indiğimde onu arıyordum. Başka hiçbir şey aramıyordum. Peki nasıl şey yapıyorsun mesela, nasıl... Köpek balığını bile onunla bayıltıyordum. Tık 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 hızlı vuruyorum, bayılıyor 2 saniyede. E oksijenin nasıl dayanıyor be adam? Hasar yemiyordum ki. Ama hasar yemeden milli silahla nasıl kafasına vuruyordun adamın ya? Valla şanslı mıyım diyeyim, ne diyeyim, tak 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 bana yaklaşan adam vuruyordum, bayılıyordum. Bak bazen yaratıklar çok şey oluyor, böyle pasif oluyor. Yani ne kadar vurursan vur böyle çok bir canını yakmıyorlar da bazen de var ya feriştahını dürtüyorlar ya böyle. Bir de şey silahı vardı, bu A silahı. O da o deniz anaları için ölmeden alabilmeni sağlıyor. Gerçi deniz ölmeden anaları o kadar satılan pahalı bir şey mi? Abi ben hepsini toplamıştım. Bir tanesi var böyle. Bu sürekli denizin bir kısmında şey oluyor ya, böyle akıntı. Hı hı. Kapılıp gidiyorsun. O kısımda bir tane deniz anası var. Adı neydi hatırlamıyorum. En iyi onlar para ediyordu bende.
Öbür hepsini topladım en derinlerde veya başka yerlerde, değişik değişik şekillerde bozuluğu var, bilmem nesi var. Hiçbiri o kadar para etmiyor. O zaman deniz analarını da boşuna toplamaya gerek yok. Mesela Barracuda, ne bileyim şu Tigerfish. Hah! Shine'im. Nick'in, güzel oldu Nick'in ya. Oldu be. Ne dedin o işe? Yani ben hala... Ben hala oyun önerilerinden yana taraftarım ama özellikle Major Kahpe TV. Tam bir kaçtık ya, bak. Söylemeyeceğim bak kardeşine. Amık mı ya? Emotional damage attı ya. Emotional damage. Noneferatu, günaydınlar. Hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Dur bakayım, bir şey hatırlıyorum. Haa, bir saat bekleme gerekiyormuş takipçi arasını. Herkes arttırmıyor. Saatte bir arttırıyor. Abi o akıntıların götürdüğü deniz anası hem 1 kilo, diğer deniz anaları 5 kilo falan. Yani ben o topayı alıyordum elime, hammer'ı. 20-30 tane topluyordum o bölgede. Bundan bir yemek yapılıyor, son seviyede 1500 ediyor fiyat. Maksimum bu 1500 mi ediyor onların? Evet. Ama bayıltarak alman gerekiyor galiba. Özel bir yemek, 2 tane soğan, 2 tane black coral yazıyor. 5 tane o şeyden, deniz anasından. 5 tane de barrel jellyfish diyor. Deniz anası. Bu ikisini birleştirince onların son seviyesi 10.500 para ediyor. Onu yapacağım. Şu an benim elimde zaten hali hazırda 700 altıneden bir sebzeli sushi tarifi var. Şey yıkıyorsun işte. Patlıcan, havuç, pirinç. Ya hani onunla uğraşacağım yere diyorum mesela. Bir tane daha deniz anası var. Beyaz deniz anası. Onunla sea grape'i birleştiriyormuşsun abi. Kolay bulunuyor. Bir de tuz. Max'ı 832 ediyor. Para. Max level'da. Çok kolay yapılıyor. Fazla bir şey istemiyor. Güzelmiş. Bazı yemekler var bir daha abi. Bir tane üretiyorsun, 5 tabak çıkıyor, 10 tabak çıkıyor. Onları da güzel. Aslında fiyatı orada mesela 300 görünüyor ama bir tanesinden 5 tabak çıkıyor aslında. Daha fazla etmiş oluyor. Öyle hesaplamak lazım bazı yemek. Sen de illa vardır öyle. Sen hep fiyatına bakıyorsun ama aslında tabağına da baksan mesela. Bakıyorsundur belki, tam bilmiyorum da. Ya çok tabağa takılmadım da. Mesela yemeğin yanında fiyatı yazıyor, altında da böyle tabak resmi gibi bir şey var. 1 yazıyor, 5 yazıyor, 10 yazıyor. Yanında 100 yazıyor fiyat olarak ama tabak olarak 10 tane. Aslında 1000 etmiş oluyor. Tek bir tane üretimde. Onları çok servis etmedim ya. Bir ara o elimdekileri de bitirebilirim. Şimdi normal sushi koyduğun zaman ve oto tedariği aldığın zaman yemek mundar olmuyor ya. O beşerli koymada mundar olabilir gibime geldi. Beşerli koymuyor ki, bir tane koyun 5 tabak çıkmış oluyor mesela. Ya tamam, bir satılmadığı zaman mundar olmuyor mu? Olmuyor mu? Oluyor. Ama otoda bıraktığın için 5 tane gider herhalde ya. Ama sonra tekrar 5 tane geliyor aynı. 5-5 geliyor, 5-5 geliyor canım. Evet. Denenebilir ya, en olmadı. Bunlar olsa bile bir tane şey basmış oluyorsun, içinden 5 tane çıkıyor. Fazla olmuyor aslında, yine bir tane olmuş oluyor bunlar. Malzemeler. Öyle bakmak lazım da aslında. Birerli olan yemeklere de aynı malzeme gidiyor, 5 tabak çıkan yemeğe de aynı malzeme gidiyor. 5 tanenin 5'i de bunlar olsa bir tane yemek bunlar olmuş oluyor.
Yani o mantıktan gittiğin zaman doğru. Sonuçta hani bir porsiyondan 5 tabak çıkarıyor. Ötekinin bir porsiyonu normal bir porsiyon. Ama satarsa daha karlı mesela. 5 taban 5'i de giderse daha karlı oluyor yani. Çünkü teki 200'e gidiyor. 5 tane çıkıyorsa mesela. Bayağı edip 1000 ediyor. Ama şöyle bir gerçek var ki bizim müşteri sınırımız da var Samet'im mesela. Evet, süre hemen bitiyor. Ben gece dalmıyorum bu arada. Gece full dükkanla ilgileniyorum. Müşteri sınırımız da var. Mesela şimdi benim bir tane o koyacağım sebzeli pirinç 700 dolar ediyor. Şu an için. 700 dolar mı 800 dolar mı ne ediyor? Altın, dolar artık ne dersen. Elimde 40 tane var diyelim. Şimdi dükkana mesela 30 müşteri geliyorsa ben porsiyondan kâr edeceğim diye 200'lük satmak yerine o 30'una da full'de full çalışmak daha şey değil mi? Evet, dediğin doğru abi. Çünkü müşteri sınırı var. Bana da hep böyle 30-40 tane müşteri geliyordu. Bu gittikçe artıyor ama. Ortalama 30-40 tane geliyor ya. Tüm çalışanların 20 seviyorsa mesela o 2 tane servisçi. Yemekleri yapanlar da mesela. Dükkana 30 değil de artık 50-60 gelir herhalde. Çok hızlı oluyorlar. Ya benim El Nino ile Raptor 10. seviye de Maki'de 9. seviye. Ya makinin yanına Itsuki'yi vermek zorunda kaldım. Başka kimsem yoktu çünkü. Sen mesela ton balığı görünce hiç manuel avlamayı denedin mi? Elimde ağ tuzağı yoksa denemedim. Ben ağ tuzağı yokken bile abi geçiyordum karşılarına. Üstüme doğru gelirlerken sıkıyordum. Bu elimizdeki tırkan mı kafam bir şey var ya, neydi abi? Zıpkın. Ha, zıpkın. Onunla geçiyordum karşılarına, zıpkın ata ata kesiyordum. 7-8 kere vurunca düşüyordu. Ton balıkları da iyi para ediyor çünkü. İşte ben o yüzden her daldığımda mutlaka yanıma Kobra'dan alışveriş yaparak bir şeyler alıyorum. Üç tane yetmiyor ki ben her bulduğumu aldığım için. Loot canavarı diyoruz ya işte. Var var bizde loot canavarı var ya. Ton balığı görünce manuel olarak karşılarına geçip sıkıyordum. Bu oyunun multisi olsa daha güzel olur o. Beraber hani servis yapsa birimiz yemek yapar. İki deli. Servis yapar. Beraber iner lootlanırız falan. Kanka beraber loot'a inersek biz seninle hani şey yazıyor ya böyle işte bu senaryoda ben en düşük çıktım herhalde 40 dakika falan böyle. Bir dalışta 40 dakika içerideyim. Seninle beraber biz herhalde bir saati bitirirdik böyle. Ben tek başım 50 dakika yapıyorsam seninle beraber 2-3 saat yaparım. Oksijen yettiğince artık. Oksijen çok atıyor ya. Her yerde var. Bir de oksijeni şey yok ya bu demin kısmında yüzen neydi ya orada? Denizaltı insanları mı? Ben su altı insanlarının orada oksijen yok. Ha, oraya girince oksijen doluyor geri. Üşenmeden oraya yüzebilirsin tabi. Ulan Samet. O nasıl bir bu? Ben ezberlemiştim ki tüm haritayı ezberlediğim için. Gerçi sen de ezberlemişsindir artık. Ya aşağı yukarı ezberledim de su altı insanların orayı tam bilmiyor. Oralara kadar ezberlemiş. 70 kere aynı yerleri geçe. Ya su altı insanların oraya nasıl gideceğimi biliyorum da bu fenerle açtığın şeyler var ya, sarmaşık kılıklı. Oraların nerelere bağlandığını kestiremiyorum. Bende bir tane kolye vardı abi. O feneri takman bulman gerekmiyordu. O kolye sayesinde otomatik geçebiliyordun oralardan. Sana vermediler mi? Allah bilir, bilmiyorum ki. Büyük ihtimalle verdiler, sen takmadın, unuttun falan öyle. Bir bakalım ona olmadı ya. Yunus kolye mesela hiç çok gereksiz bence. Çok fazla bir işe yaramıyor ama o güzel benim dediğim. Şu fener tutma zahmeti var ya. Orada 15 saniye oksijenin gidiyor. Ahtapot. Ben dümdüz yüze geçiyordum. Şimdi ahtapot tılsımı var kanka. Hı. Hamle hızını %30 arttırması iyi bir şey değil mi ya? Ahtapotu demedim abi, ben Yunus'u dedim de. He. Yok, ahtapot %15 damage veriyor silahlara. Evet.
Ötekiye hamle hızı veriyor. Hamle hızı dediğin şu... Atılma hızı mı? Bilmiyorum ki. Yüzme hızı mı? Bana şey yetmiyor bu arada ya. Konteyner yetmiyor biliyor musun? Şu 3 tane drone'la çağırıp gönderiyorsun ya. Evet. Onun daha onun fazla upgrade olsa iyi olurdu. Şu şeyleri de hiç almayı sevmiyorum mesela. Örümcekler var ya. Evet. Abi bir et veriyor 7,5-8 kilo mu ne? Yunus balığı dash speedmiş abi, hiç kullanıyor mu? Hani sende dash özelliği açık değil zaten. Dash dediği bence şu koşmayı diyor ya. Ha, shift'e bastığın halde mi diyor? Aha. Zaten genelde kullanmıyoruz onu. Ben de kullanmıyorum kanka, oksijeni çabuk bitiriyorum. O zaman Yunus kolyesi harbiden gerek. Evet, harbiden gereksiz takmışım. Bir de bende şey var mesela, ben full artı full dolmadan çıkmıyorum abi. Ben de aynı. Benim bak, bir durak... Full artı full geç abi. 100 kilo taşıyabiliyorsan 120-130 böyle son ana kadar. Ha, overload ana kadar böyle. En yavaş haline kadar. Kıpırdamaya devam etmesi yeterli. Abi kesinlikle bu arada ya, Enver abinin dediği gibi biz beraber loot'a çıksak ekosisteme zarar veririz yani. Bu denizin bir özelliği var, her gün çıktığında böyle değişiyormuş ya içindeki canlılar. Hep aynı geliyor böyle. Be. Ya bazen ton balıkları çıkmıyor, otuna balıkları işte. Ya ton balıkları çok nadir zaten, kaç dalışımda zor görüyorum da hani... Genel olarak her zaman hepsi benim tahmin ettiğim yerde oluyor diyeyim. Bazen harita hep bundan geliyor, bazen de farklı bir harita daha var, ona geçiyor. Ama sonuçta aynı yere varıyor ikisi de, yer altına, suyun altına doğru yüzük şey. Hadi görüşürüz abi, kaçtık. Görüşürüz Şahin'im, dikkat et kendine. Bay bay. Bay bay. Samet'im görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Samet'im bugün için spor planın bir şeyin var mı? 2 gündür üst üste gittim. Bugün off day mi denir ona ondan? Yapacak. Bugün off day. Mis gibi. Sen bir uyu uyan. Kendine gelince Dead Island yaparız ya gene. Valla şu anlık hiç bildiğim yok. Niye anlamadım ama. Ben dün var ya mahvolmuş vaziyetteydim ya. Hanım bir şey yapana kadar, kahve yapana kadar. Samet'im böyle ayaktayım ama şeyim yani kanka, içim uyuyor anladın mı? O bana da oluyor böyle, bilgisayar başına aniden kendimi yatağa atıyorum, saniyesinde uyuyor öyle olduğu zaman. Bünyeyi son limitine kadar... oturamıyorum, vücudum salıyor böyle kendini. Evet evet ya. İhtiyat diye. Yorma lan adamı, gece uyudurup kilitleyeceğim ona, ayaküstü soktu bizi. Yav soksun canı sağ olsun yav. Evet, bir gün çok yorduk kendimizi, bir gün bayağı aktı bugün mesela. Bugün bayağı keyifliydi galiba. Evet. Moralim düzeldi yani. Mutlu çıktım dün, üzgün çıktım bugün mutlu çıktım. Ya kumar gibi bir şey Evet ya. Verimli geçerse okey, verimli geçmezse gerçekten şey yapabiliyorsun yani. Dün çıkarken oyundan diyorduk biz bir ay oynamayı sanalım, bırakıyoruz. Gene geldik bugün oynadık. Bağımlılık yaptım. Benim rutin Warband bırakma konuşmalarım gibi olmuş. Abi sana şey çıkmış. Zıpkının ucuna bayıltma. Sakinleştirici da... zıpkın çıktı ama şu an... Neyi alabilirim yani, anladın mı? O da şu aynı. O da şu jellyfishlerde işe yarıyor yani. Gerçi kaç vuruyor seni zıpkın? Bir de level 3 yapmış. 40.
Ölmüyorsa iyi. Kaç canı var onların? İki vuruşta ölüyordur. Bilmiyorum işte. Tek de bayılırsa alıyorum. Ama şu an... Full artı full. Şu an zaten en kötü jellyfishleri aldın. Tarak. 50'ye satıyorsun. Öyle mi diyorsun ya? Bakayım hatta senin için hemen. O zaman taraklara attım ben ya. Kan göbekli iş yapıyor mu? Kan göbekli bakayım hemen jelly. O kendini patlatıyor ya. Hayırlı jelly olsun. White spotted değil. Heh, kan göbekli. Hem 7 kiloymuş. Bakayım hem de ne yapılıyormuş. Öyle ne 7 yapılıyormuş? Kilo. 7 kiloymuş ve max seviyesi 185 ediyor. Meh. Sendeki şey 700 ediyordu abi. 185 ediyor. Bir de 7 kilo. Şeyden farkı yok yani şu kan göbeklinin. Barakuda'nın. Ben bu patlıyor ediyor diye... Ben de öyle yapıyordum. Gittim hemen baktım fiyatına, bir daha o patlayanlarla uğraşmadım. Ulan ben patlıyor ediyor diye böyle sağlam bir şeydir diye düşünerekten şey ettiydim. Alayınıza mermi ulan. Şu tuttuklarım ne kadar ediyor onu da bilmiyorum. Araklı olanın da max fiyatı 55 ediyor. Max fiyatı 55 ediyor abi, o ne? O şey kanka, dükkanı kapat git işte. Ben yukarı çıkıyorum. Şeyi çağırıyorum, gidiyorum. Ama abi o taraklı olanın olayı buymuş işte. O 1500 eden var ya, onun içinde işe yarıyor. 5 tane taraklı, 5 tane yumurta şeyi işte, deniz anası. 2 tane soğan, 2 tane black coral. Kullandığın zaman 6 tane tabak çıkıyor. Her tabak 1500 ediyor. Ya şimdi o kadar tek malzeme... Tek bir kere üretiyorsun. Bak o kadar malzeme kullandıktan sonra ben de şey yaparım yani. Ben de 1500 ederim. O kadar malzemeyi benim içime koy. Ben de 1500 ederim. 5 tane barrel jellyfish, 5 tane... Yumurtalı, pişmiş yumurtalı jelifi. Yani. Fry. 2 tane soğan, 2 tane black coral neydi ya? Yayın 261. saatine girdi bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Dedim onu bir 300'e tamamlayalım. Tamamlanıyor mu? Ah be, tamamlanmıyor. Kanka şu an tamamlanıyor bence ya. Bak ünlü map time. 237'nin üzerine 24 ekledin. 261 oldu. 261, geri kalan süre 33 saat. Son 10 dakikacılar gelecek, bir 6 saat eklerler herhalde. Son 10 dakikacılar bir 2 güne yakın atabilirler diye tahmin ediyorum Samet, ama şey de olabilir yani... Laf. Laf olabilir ya. Sırf hava da olabilir yani. Ya 294 ediyormuş Serhat abim hesapladı. Son saate baktığın zaman 294. 300 tamamlamak için. Bence 300'ü tamamlayacağız diye kasmayalım. O hafifat duyursun. Ne yapıyorsun lan psikopat? Abi tam senlik bir kolye var. Echo Gemstone diye. Topladığın minerallerden herhalde 2 kat çıkartıyor. E maşallah. Mineral dediğim madenler var yani, derinde merinde bulabildiğin. Bu fırtınalı gecede çok nadir bir kart çıkacakmış galiba. Artık. Bak Liu, Yusuke, Drake, Jandy geldi. Ben bunlardan hangisini mutfağa alayım? Abi hepsini alabilirsen al. Bakayım Liu iyi miydi? Hepsini alabilirim canım. Biriktir efendim işte bence, öbürleri gelebilsin diye. Selamlar. Bakalım sayın hocam. Kesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Hemen... Yayına süreyi ilave ediyorum. Alp abim hoş geldin. Günaydın. Sed Yusuf galiba değil mi? Bakalım efendim neden banlanmışsınız. Sayın hocam, sizin bir üyeliğiniz yok. Şu an bir ekontunuz var, gözükmüyor. Nickinizi atarsanız bakalım efendim. Ya da ban kaldırma talebi şey yapabilirsiniz. Gönderebilirsiniz. E ben ne yapayım şimdi bu fırtınalı havada, gidip girdabı bulup Pokemon kartını mı toplayayım, gideyim şeyi mi açayım, dükkanı mı açayım?
E şimdi dalarsam dükkanın 1 bölü 3 zamanını yiyeceğim bir de. Abi o Liu çıktı ya sana. O Liu şeyde iyiymiş biraz. Teslimatta. Bir tane al dene mesela, teslimat yapmayı. Hepsini alacağım da. Teslimattan neler getirebiliyorsun ya da. Ben onları tam hatırlamıyorum. Hepsini alacağım da. Ben bu kadar ilerlemedim bile. Save duruyor orada hala ama. 130 saat oynayıp senden gerideyim şu an. Daldım bu arada. Lan kolyeleri molyeleri düzenlendik lan. Ah be. Lan geldi eşkeçim kılıklı, aklımı karıştırdı ya. Gene o teyze mi geldi? Teyze değil, teyzeyi hallettik. Fırtınalı gece de geldi. O tekrar geliyormuş işte, ben ilerlemediğim için o kadar. Daha gelmedi. Ben en sonunda teyzenin görevini bile yapmadım yani. O gelip gidip duruyordu bende. O derece 30 saat loot yaptım yani. 130 saat loot. Peki 131'de seni durduran ne oldu? Bir bakayım harbiden 130 mu 131 mi? Nerede? Aa, buldum girdabı. Abi 130,3 saat. Tamam, 131'de seni durduran ne durdu, ne oldu? Ne oldu? O aniden harbiden bir bırakasım geldi, ben de anlamadım. Bırakayım da demedim, birden bir daha girmedim hiç. Ameliyatlı yerine mi geldi mesela? Yüklü olarak duruyor hala ekranda. Save de duruyor. Günün birinde devam eder. Günün birinde. Pişman olacaksın günün birinde. Çok oyunda aynısını yapıyorum ya. Çok loot'la uğraştığım için yarısını salıyorum. Ya kanka işte onu yapmamak için şey yapmaya çalışıyorum ben mümkün mertebe. O ne lan? Kendine engel oluyor. Yok, kendime engel olmuyorum. Şöyle ya mesela diyelim biz Dying Light'ta item aldık. E şimdi itemler yerine boruları moruları kullanırsam sıkılacağım. O yüzden gidiyorum mesela hani shotgun'ıdır, tüfeğidir, silahıdır Allah ne verdiyse bada bada kullanıyorum. Ya da misal veriyorum, başka bir şey oynuyorum, sıkılacak gibi hissediyorsam kendimi o hani sonra kullanırım, İleride bana lazım olur dediğim şeyi anında kullanıp oyundan keyif alıyorum ki ileride sıkılmayayım. Ben de öyle yapmıyordum, şimdi sen yapınca yapmaya başladım dedelim. Gerçi zaten öyle yapmak gerekiyormuş, mantığını biraz değişik ayarlamışlar. Silahı kendi seviyemi yükseltmek için binlerce para istiyor. Onun yerine her şeyi sattım. Abi yeni çıkmış, onları kullanıyor. Salvıcılamayacaksın, ben onu öğrendim ya. Hurdası çok az ediyor fiyat olarak. Satacaksın abi. Satınca deli para ediyor. O ne lan? Hocam bakalım şimdi. Bakalım. Çok teşekkür ederim efendim. Kesenize bereket. Kamyon yengeç mi? Doğru. Silah buna bir şey yapamaz. Ben ne yapacağım buna? Dev yengeci yen. Nasıl? Onu da mı yiyeceğiz abi yendikten sonra? Kafasına kimyasal atacağız galiba kral. Kimyasallar nereden spawn oldu? Durduk. Bizimki yere vurunca kimyasal spawn oldu. Ama burada kimyasal yok. Kimyasal spawn oldu da bunun dibinde. Ay babaannenin Rambo bıçağını. Sen dönebiliyor musun lan? Hoca olan dönebiliyor galiba. Yani silahla hiçbir bok yapamayacağım için. Çok dibinde, ben onu nasıl alayım ama mesela? Ben onu nasıl alayım sevgili oyun? Bunun da
İşin sırrı bu galiba ya. Anamına kudum. Aa! Yengecin üstüne değil, arabaya atmam gerekiyor. Okey abi. Aa, tekerlekleri uçtu. Aynen aynen, arabaya hasar vermem gerekiyor galiba. Henüz oksijen almayacağım ya, bence hallederim. Ağzına tükürdüğümün yengeci deyip vuramıyor muyum sana mesela? Hayır abi. Oyunun yorumlarına baktım abi. Benim dışımda herkes max böyle 10 saat, 20 saat oynuyor. İşte bir de ben varım manyak, 30-40 saat. Aa! Elime vurdu. Elime vurdu şerefsiz. Akıllıymışlar. Elime vurdu puşt. Ya bir şey var bana yani, atacak bir şey var bana. Yere vurunca çıkıyor. Alıp hemen kaçman gerekiyor. Yürüme 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 artık. Artık yürüme. Bir şey yapıyor şu an. Sıçıyor mu? Ne yapıyor bu? E abi, benim attığım boşa gitti. Zıplayıp içimden geçti. Ama sizin yapacağınız, yani yapacağınız işi söverim şu an, yapımcı bey. Bu pozisyondayken yemiyor galiba. Ne yapacağım ben? Abi, en tepeye kadar zıplayamam ya. Koskoca şey nasıl zıplıyor? Hayır, bana hiç alan da bırakmadı biliyor musun? Yukarı mı zıplatacağım acaba bunu? Ben bununla gereksiz bir zorlandım ve şu an sinirlendim. Bak, benim de oyun bırakma işim bu kanka. Bırakma şimdi, loot yapmak senin de bu. Bu yani, gereksiz zorluk gördüğüm zaman elime vurursa mesela, şimdi Alt F4 çekip sileceğim oyunu. He. Bazen elini yere doğru sallıyor, gel diyor, resmen bana bomba fırlat. Bazen de zıplıyor. Elini yere vurduğunda yerden kimyasal atık tankı çıkıyor. De bekliyor resmen, gel at diyor. Son, bazen de böyle elime vuruyor kanka. Bazen de böyle elime vuruyor. Evet. Yani ananızı sikeyim gerçekten. Niye böyle bir şey yaparsınız şu oyuna? Ne güzel, ben çil çil balık tutuyordum ya. Oyuna ekleyecek bir şey bulamamışlar. Değişiklik, çeşitlilik olsun diye sallamışlar. Kamyon bir daha elime vurdu. Olsun. Bir daha elime vurdu. Atamıyorum ikidir kutuyu. İki kere eline vuruyor, iki kere zıplıyor. İki kere de bekliyor mu lan? Şimdi vuracak mesela. Oo, bu sefer de fırlattığı isabet ediyor. Gerçekten ben ananızı sikeyim abi. Bırakıyorum oyunu şu an. Ya da biraz daha denerim de, biraz küfür etmek istiyorum yani. Biraz küfredip rahatlamaya ihtiyacım var. Yani bak, ne güzel, ben gidip dükkan açacaktım. Geldi anasını satayım. Eşkeçim kılıklı, sakalını siktiğim. Süper nadir bir kart var dedi. Suya dal da bir bak dedi. Girdaba bir gir dedi. Girdaptan da bu çıktı. O şu kartları toplatan kişi kimdi o ya? Hayatını sikeyim, daha kaç tane atacağım? 31'im oksijenim kaldı. O babağın ağzına sıçayım, o babağın. Bence son bir tane kaldı. Öyle duruyor, üstünde hiçbir şey kalmamış. Abi hiçbir şey kalmadı da. 16 birim bomba. Oksijen mesela. Bomba. Belki son anda alırsın. Bomba.
12 birim oksijenim kala. Hallettim abi. Son gibi duruyor dedim ya. 4 tekerlek bir de sonuncu vuruş işte. 5 tane bomba tutturmak gerekiyordu. Abi ha biraz oksijen verdi şükürler olsun. Biraz oksijen verdi görevi tamamlamam için. Münzevi yengeç parçası. Baran'ım günaydın. Hoş geldin. Abi kafasını atamıyorsun. Kafasını attım içinden geçti. Bu yengeci yemediğin kalmıştı abi. Gerçi biz yemiyoruz da. Satmadığımız kalmış. Yediririz. Bunu da yediririz. Çok şükür. Bak çok samimi söylüyorum kanka. Benim oyun bırakma işim de bu. Yani böyle ben bir şeyde aşırı zorlanırsam, haddinden fazla zorluk hissedersem şey yapamıyorum. Yani sevmiyorum abi. O bende mücadele hissiyatı olmuyor. Ben de direkt diyor ki lan sikerim lan bununla mı uğraşacağım diyorum. Çıkıyorum direkt. O konuda aynı değilmişiz abi. Ben de var öyle bir sinir olurum ki ben 10 saat sürsün 10 saatte uğraşırım onu yenene kadar. Bende de şey oluyor işte kanka lan bununla mı uğraşacağım amık deyip. Ama hiç sinirlenmiyorum mesela böyle. Söylemiyormuş bir şey. Ben direkt söylüyorum. Daha çok odaklanıyorum böyle monitöre yaklaşıyorum. Dik oturuyorum onu yapana kadar. İşte burada da şey devreye giriyor Samet'im. Görüşürüz Baran'ım görüşürüz. Burada da şey devreye giriyor Samet'im. Ben yıllardır oyun oynuyorum. Hani evet. Çok tecrübeliyim şöyleyim böyleyim açısından değil de. Demek ki bende hani bunalma eşiği daha düşük. Ya sen de yıllardır oynuyorsundur da ne bileyim. Ben eğlenmesini oynadım ama hep sen hep işte. Video amaçlı. İçeriktir, videodur. İçerik amaçlı. Ben de sıkılırdım hep içerik amaçlı olsa böyle bu kadar oyun oynasam. Kanka ister istemez. Şimdi bak Sabaton'la beraber günün 16 saati. Yani yemek ve uyumak dışında gerçekten günün her dakikası oyun oynuyorum ve insan belli bir süre sonra bunalıyor ya. Ben günün 24 saati topu mesela dün senle sadece Dead Island oynadım başka hiçbir oyuna girmedim. Bugün bir EU4 girdim. Onun dışında yine senle Dead Island gireceğim başka bir şeyde girmeyeceğim. Ben o yüzden sıkılmıyorum belki ama sen sabahtan akşama. Ya tabii canım belli bir süreden sonra şöyle oluyor hani. Şimdi seriyi ilerletiyorsun şey yapıyorsun ya böyle baştan sona oyuna bitir kıvamında. Karşına çıkan her şey artık böyle oyunun zorluğu ya da oyunun dinamiği değil de önüne engel gibi gelmeye başlıyor yani şey gibi yani lüzumsuz zahmet. Senin gibi düşündüm harbiden o. Yani şey oluyorum ben. Çok zorlamışlar o soru. Uğraştırın bana lan. Ben Elden Ring falan oynamam. Oynayamazsın değil bilakis oynamam. O adamı deli eder yani. Ne güzel sabah uyanmışım, uyanır uyanmaz girmişim. Benim sinirden vura vura mouse kuran arkadaşım vardı. Yine de başka mouse takıp oyuna devam ettiydi. Abi işte ben sinir yapacak hiçbir şey oynamamaya gayret ediyorum ya. Ya tadında zorluk severim ama abartı zorluktan nefret ederim. Mesela EU4'te handikap verdiğin zaman ne bileyim zorluğu arttırdığın zaman ne yapıyor kanka? Sana manpower'ı daha az veriyor. Daha hızlı agresif yiyorsun şey yapıyorsun falan ya yani. Adaletsiz bir zorluk. Adaletsiz zorluktan nefret ederim. Onda ben de öyleyim ya. Dün onları yaşadık işte. EU4'te mesela. Biraz zorladı bizi. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi bu arada? Kötü etkinlik geldiğinde oyuna bir çık gir. Resetliyor. Vallahi bak sıçtığımın oyunu normalde çok şey atıyor. Çok aşırıya kaçıyor şey konusunda. Dün dedik hani minnacık bir devlet alalım ne yapacağız diye. Sağımızda dev gibi devlet, solumuzda dev gibi aşağıda yukarıda biz minnacık. Hiçbir şey yapamadık. Moralimiz bozuldu çünkü.
Biz de abarttık galiba. Allah Allah. Osmanlı dururken Sırbistan alırsan... Bir şey oynarken nasıl ekipman kırıyorsunuz anlamıyorum. Ben kırmadım da. Adam sinir yapıyordur abi. Mızrak kalamar. Şunu bir bayıltamadım gitti ya. Ahtapotu mu? Şu beni emip emip duruyor. Aha bayıldı. Bana neden bu hammer çıkmıyor abi? Fazla çıkmıyor hiç görmedim. Arada bir çıkıyor da almıyorsun galiba onu. Ya alıyorum alıyorum hammer çıktığında da hammer zor çıkmıyor. Ya mesela 5-6 saattir bir boss'la uğraşıyorsun, benim canım varken önce sinir krizi gibi bir şey geçiriyorsun. Abi 5-6 saat bir boss'la, 2 kere yenileyim, 3. 4. çekerim. Elden Ring'de vardır. 2 kere yenileyim, 3. 4. çekerim abi, benim zamanım kıymetli. Oyun değil, işkence oluyor belli bir süre sonra. Herkesin ama tatminiyet anlayışı farklı. Mesela şey diyeceğim dostlar. 5-6 saat sürdü diyelim o boss. Kestikten sonra gerçekten tatmin olmuş bir şekilde mi ayrılıyorsunuz oyundan? Hani harcadığınız zamana, harcadığınız enerjiye falan kızdığınız olmuyor mu ya? Ama bak benim kafamdaki mantık nasıl biliyor musun? Şimdi bu oyun artık birazcık da benim işim haline geldi ya. Şu şekilde düşünüyorum, diyorum ki bu çok biraz sivri bir dille şey yapacağım bu arada. Yani bu diyorum darasını, döresini, ebesini, ninesini siktiğimin oyununa bu kadar zaman harcayacağıma otururum 20 dakika barbant oynarım. Hani anladın? Çekeceğim içeriğin 10 katı daha yüksek geri dönüş alırım. Ve de burada salak salak sinir olmam mantığı. Bende genelde o devreye giriyor. Yani oynadığım şey bana Warband'dan daha mı çok acı veriyor, daha mı az acı veriyor? Ona bakıyorum. Mesela şu an Dave the Diver'dan müthiş keyif alıyorum. Evet, az önce bir şey yaptım. Az önce minik bir gerildim ama onun dışında sıkıntı yok. Oynadığım şey bana keyif veriyor. Ama mesela Warband oynamak bana acı veriyor, anladın mı? O kadar sıkılıyorum ki artık. Diyorum hani acı eşiği bundan daha mı yüksek, daha mı düşük? Ona bakıyorum. Dave the Diver akıyor gidiyor abi böyle, sürekli yeni bir şey. Öyle canım. Aa, çiftlik mekaniği geldi, çiftçi mekaniği geldi. Semi diyor abi diyor beni işe al, senin yerine çiftlikle ilgileneyim falan. Tavuk kümesi geldi falan. Ben de tam o Semi memi gelmişti işte, ben orada bıraktım. Aynen aynen Enver abi, ben de o mantıktayım. Ben de o mantıktayım. Yani rahatlamak için oynadığım oyunda ben niye gerileyim? Niye şey yapayım yani? Bunlar neymiş bilmiyorum da toplamayacağım. Herhalde pahalı bir şey olsa bu kadar rahat üstüme koşmazlardı diye düşünüyorum. Ailede işim yok. Heh hocam, bakalım bakalım bir saniye. İyi hatırlattınız. Bu arada yüzeye çıkınca ben bir videoyu sonlandırayım dostlar. Gelecek bölümde dükkanı açıp halledelim. Gece gece tankör götlü yengeçle bir yüzleştik. Boks eldiveni çok iyi ama çok şey yapıyor ya. Boks eldiveni çok sıkıntı. Hocam bakıyorum hemen. Ne demiştiniz? Twitch nickim. Sed Yusuf 0. Ha hocam, şundan dolayı ban yemişsiniz bu arada. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir diyalog yaşamışız sizde. Biz bu senenin 5. ayında, banınızı açtım bu arada efendim. Dilediğiniz gibi iletişim kurabilirsiniz.
Bu senenin 5. ayında şöyle bir diyalog yaşamışız. Markete gittiğimde bir tane YouTuber'ı gördüm demişsiniz. Ben de demişim ki hani tanımadığım insanlar hakkında yorum yapmıyorum. Tanımadığım insanlar hakkında konuşmuyorum. Hani başka YouTuber'lardan, yayıncılardan bahsetmeyelim. Siz de şey demişsiniz hani gördüm diyorum seni tanıyıp etmen gerekmiyor şeklinde böyle bir aramızda diyalog olmuş. Ben de sanırım hadi lan oradan demek suretiyle account'unuza bir chat yasağı koymuşum efendim. Sıkıntı yok. Hoş geldiniz tekrardan. Ömer'im hoş geldin. Ben sana bu yayın bitmez demiştim. Bitiyor bitiyor. Gece ben bir şey yapmasaydım şu an 17 saat vardı. 16 saat ekledin kanka. Eksi 16 düş. Hani 8 normal 8 2x'ten. 30. 30. 16 saat kalıyordu işte. Aynen. 17 saat. 16-17 saat falan kalıyordu. Efendim sevgili Seyit Yusuf abonemiz olarak önümüze katılıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Apsukus 3. ayında bu arada. Teşekkür ederim Apsukus. Sağ olasın. Hoş geldin. Kanka ben dükkan açacağım diye şey yaptım. Bir indim suya anasını satayım gece. Bak hala sudayım. Abi benim en çok zamanım şu küçük parçaları toplarken gidiyordu. O yüzden gidiyordum hemen kiloları balıklarla dolduruyordum. Çok konut kaybettiriyor. O parçaları işte teslimatta aldırttı ay. Bende zaten yüzlerce stoklu var. Yüzlerce. Bazı şeylerden o yani az oluyor. Tuzun var mı baya? Sanırım vardır. Sen o teslimatı bir dene abi. Orada zaten yazar herhalde. İşte şimdi zaten var diye. Dükkana döneyim. 4 elemanı birden işe alacağım. Hangisinin teslimatı iyi dersen ona da biraz buff basarız. Ama bizim dükkanda çok iyi para kazanmamız lazım bak. İşte en iyi 2 tane var direkt teslimat şeyi de. Hocam muhtemelen benim banladığımı görünce arkadaşlarım reddetmiştir. Ban kaldırma taleplerine ben bakmıyorum. Arkadaşlarım bakıyor ya. Benim banladığımı görünce reddetmişlerdir ya. Genelde şey oluyor çünkü bende. Banladığım zaman diyorum hani benim ban attığım arkadaşları açmayın. Ya çok çok nadir hani böyle nasıl diyeyim size? Bazen çok ofansif olduğum ve tolerans sınırımı çok düşük olduğu noktalar oluyor. Oralarda böyle bir haksızlık etmişsem arkadaşlarım devreye giriyor. Gerçi haksızlık demeyeyim de. Haklı haksızdan ziyade adamın mesela bir şeyi yok. Ben o gün dayanamamışım. Gün diye indirmişim. Böyle. Mızraklı arkadaş beni bir üzdü biraz. Ups. Lan var ya içimden geçti şerefsiz ya. Hem küçük hem şey. Önce atağını yapıyor, sonra suratıma fışkırtıp kaçıyor pislik. Teşekkür ederim tekrardan. Hoş geldiniz efendim. Senem yazmış 722 gün ban atmışsın. O kadar da olmuyor da. Ya arkadaşlar ben artık ikili diyaloğa girmiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Hani önceden ya çok fazla tartışıp kendimi anlatmaya çalışıyordum. Ya dostum durum böyleyken böyle. Şöyle düşünmem beni üzdü falan hani insan kazanmaya çalışıyordum artık yani açık konuşayım sikim de değil. Şöyle oluyor baktım biri böyle şey yapıyor mu nasıl diyeyim sinir bozmaya çalışıyor şey yapmaya çalışıyor. Masumu yan ekrana kaydırıyorum löps diye gönderiyorum adama. Uğraşacağım seninle ya. Ya ben konteyneri atlayıp gidiyorum ya. O son 20 kilo ağırlıkta kalıversin. Sefam olsun. Ben yeterince... Sen abi olacak gene 50 dakika. Evet evet. Yani gene bakma. Gene bu arada çok dakika durduk ya içeride. Bir gece dalışına nazaran. Yengeç de baya gitti. Evet süper nadir kartı buldum. Ne verdi mesela bu görev bana? 999 santim
Kamyon Hermit yengeci. 22 dakika sürmüş bu arada kanka. En fazla da 45 dakika kalmışım. Yani o Best'in iyiymiş. Şahinim. Kardeşim Allah rahatlık versin. Evet sevgili dostlar. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederekten videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölüm dükkana gidip diğer işlerle ilgileneceğiz efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.